cinayeti ile ilgili çok çarpıcı, çok can alıcı e, gelişmeler var. Sınırlı sorumlu iddianame. 16 ay sonra yazılan ile ilgili eleştirilir. Zaten biz birazdan ayrıntılı bir biçimde vereceğiz ama en önemli e, Karar Gazetesi'nin dikkat çektiği nokta Ayşe Ateş'in yani Sinan Ateş'in eşinin ifadelerinin iddianamede e, Sadece iki cümleyle geçiyor olması, o da işte Sinan Ateş'in eşidir ve müşteki olduğunu belirtmiştir gibi böyle genel geçer bir ifade. Halbuki Ayşe Ateş çok ayrıntılı, geniş bir ifade vermişti. O ifadeyi de yakında belki bugün paylaşabilir, kamuoyuyla paylaşacak. Ve o ifadede e, azmettiricilerin aslında kimler olabileceğini isim isim de söylediğini e, ifade ediyor. Bakalım o if, e, şey kendi e, söylediklerini gösteren metin açıklandığında... Daha ayrıntılı, net bir biçimde göreceğiz. İddianame o kadar e, tuhaf bir iddianame ki, bakın ben bir e, hani harita, bir e, düşünce haritası diyelim ya da bir toplu görebileceğimiz bir tablo hazırlamaya çalıştım. O tablo üzerinden görelim. Sonra da bu konudaki haberlere e, bakabiliriz. İddianamede tuhaflıklar hani hangi noktasını tutsanız, hangi kişiyi, hangi sanığı ya da hangi tanığı, gerçi tanıkların büyük, büyük çoğunluğunun Olay bizzat gören tanığın ifadesi bile iddianamede yok. O kadar korkunç bir şey. Yani bunu bir hani ilkokul çocuğu yazsa böyle bir iddianame yazmazdı herhalde. Bile yakından bakarak e, iddianame ile ilgili eleştirilerimizi, iddianame ile ilgili tespitlerimizi isterseniz dile getirmiş olalım. Mesela en önemli şahıslardan birisi Serdar Öktem. Bu bir avukat, MHP'li bir avukat, çok tanınan. Zaten Devlet Bahçeli ile fotoğrafı var. Geçen gün onu almıştım. Bugün de Olcay Kılavuz'la fotoğrafını aldım. Cinayete yardım da suçlanıyor. Yani iddianamede adının yanında cinayete yardım etmek olarak geçiyor. Fakat iddianamenin diğer sayfalarına baktığınızda cinayete nasıl yardım ettiğinize dair hiçbir ifade bulamıyorsunuz. Şimdi niye böyle yapıyorlar? Çünkü o yardımı birilerinin yardımıyla yapmış ya da birilerini korumak için yapmış büyük ihtimalle. Ondan dolayı çok ayrıntıya girmiyorlar ve çok ayrıntıya girmedikleri için böyle muallakta sallanan bir avare kasnak derlerdi ya eskiler. Avare, avare kasnak gibi ortada duruyor. Cinayete yardım etmiş. ve peki nasıl yardım etmiş bilinmiyor. Mesela iddianamede şöyle bir ifade var. Cinayet günü Bolu'ya gitmiş dönmüş ama niye gidip döndüğünü yazmamışlar iddianameye. Savcı yazmamış. Ve bunu bir suçlama ya mesnette yapıyor mu onu da bilmiyoruz ama neyi biliyoruz şunu biliyoruz ee, Ankara'daki ekip yani Tolga Han Demirbaş'la e, Emre Yüksel katil zanlısını alıyorlar Bolu'ya kadar getiriyorlar puzzle yapmamızı mı istiyor savcı böyle bizimle oyun mu oynuyor yok o kadar dağınık ve o kadar kötü bir iddianame yazmış ki yani daha doğrusu kötü bir iddianame yazmak için o kadar kendisini paralamış o kadar büyük çaba sarf etmiş ki ortaya çıkan şey bu tür böyle absürtlüklerle e, kendini gösteriyor. Yani bir senaryo olsa bir dizi senaryosu yazsanız böyle bir dizi senaryosuyla herhangi bir televizyonun kapısına gitseniz yani senaryoyu parçalarlar yüzünüze fırlatır sizi kapı dışarı ederler bir daha da sizden senaryo falan istemezler. Yani dediğim gibi adam cinayete yardımdan yatıyor iddianamede de suçu bu tutuklu çünkü yaklaşık 14 aydır. Ee, ama nasıl yardım ettiğini bilmiyoruz. Biz is takip ederek herhalde böyle yardım etmiştir diye çözmeye çalışıyoruz. Şimdi Tolga Han Demirbaş'a geçelim. Tor Tolga Han Demirbaş en kilit isimlerden birisi. Olcay Kılavuz'un evinde yakalandı cinayetten sonra. E, katil zanlısını e, hem Ankara'da ona rehberlik eden hem de Ankara'dan cinayetten sonra alıp e, Bolu'ya kadar götürdüğü iddia edilen kişi var. Ama daha önemli şeyler de var. Bir bilir kişi raporu var. Telefonunda yapılan incelemede ortaya çıkan şeyler var ve Tolga Han Demirbaş'ın o emniyetten şu anda tutuklu olarak yargılanan polislerle ve cinayet masası Amiri Komiserle birlikte Sinan Ateş cinayetini organize etmiş öyle anlaşılıyor. Sinan Ateş'le ilgili mesela adresine dair tarama yaptırmış. Hatta oradaki polis diyor ki ya reis bu eski genel başkana çıkıyor. Yani Sinan Ateş'e çıkıyor. E, Tolga Han Demirbaş da diyor ki, ya doğru biliyorum ama onun kalemini kırdılar. Tolga Han Demirbaş ve Doğukan Cep cinayeti azmettirmekle suçlanıyor. Yani cinayetin organizasyonuyla ilgili birçok bilgi var iddianamede, bilgi yığılmış iddianameye. Ama bir taraftan da şu var, azmettirici bu ikisi fakat niye azmettirdiklerine dair hiçbir bilgi yok. Yani mesela Tolga Han Demirbaş, e, Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi. Peki niye azmettirdin? Yani niye azmettirmiş? İddianamede bununla ilgili en küçük bir ifade yok. Emre Yüksel var mesela. En önemli kişilerden, en kilit kişilerden birisi. Emre Yüksel polise Sinan Ateş'in avukatının avukatını bile takip almışlar. Avukatını da polis kaynaklarında onun aracıyla ilgili bir tarama yaptırmış. Ee, Ahmet Yiğit Yıldırım'ın yani genel başkanın sağ kolu, genel başkanın hem yardımcısı hem özel kalemi Emre Yüksel ama e, Emre Emre Yüksel'le ilgili iddianame var. Daha doğrusu iddianamede Emre Yüksel'in ismi geçiyor. Hem de çok önemli tetikçiyi alıp götürecek kadar önemli bir kişi. Ama genel başkanla ilgili ifade yok. Ufuk Köktürk var. İstanbul il Yöneticilerinden birisi MHP, daha doğrusu Ülke Ocakları İstanbul il Yöneticilerinden birisi. MHP İstanbul İl Yönetiminde aynı zamanda çok ilginç bir kişi. Doğukan Ceple yani tetikçiyi bulan, tetikçiyi tutan azmettirici diye Danamede de Tolga Demirbaş'la birlikte adı geçen kişinin arkadaşı. <laughs> cinayetteki santral isimlerden birisi, santral kişilerden birisi. 2013 yılında bir liseliği bıçakla e, öldürmekten tutuklanmış. Bir yıl cezaevinde kalmış ve cezaevindeki e, o bir yıl içerisinde e, Doğukan Cep'le tanışmış. Bakın bir liseliği öldürmekten hakkında 20 yıl hapis cezası almış. Ama tutuksuz yargılanmış, sadece bir yıl cezaevinde kalmış. O bir yıl tutukluluğun ardından mahkeme kendisini tahliye etmiş. Sonra 20 yılda hapis cezası vermiş. Bu hapis cezası da Aile Bakanlığı'nın görüşü alınmadı diye Yargıtay tarafından bozulmuş. Yerel mahkeme tekrar kararında direnmiş. Ama 2013 yılındaki bir cinayetin baş zanlısı bir adam hakkında da yerel mahkeme ısrarla ceza veriyor ki Ay, Aile Bakanlığı'nın görüşü de şimdi alınmıştır herhalde Yargıtay'ın şeyinden sonra. Yargıtay da nasıl böyle bir tuhaf gerekçeyle bozuyor. Ee, ve bu adam e, iddianamede önemli kişilerden birisi. Mesela iddianamenin tuhaflığından birisi de ne biliyor musunuz? Ufuk Köktürk diyor ki ben bunu 25 bin TL'ye Fatih'te ismini bilmediğim bir Suriyeliden aldım. Fakat iddianameden bu 25 bin liraya satın aldığı şeyin ne olduğunu bilmiyoruz biz. Silahımı satın aldı, mi satın aldı, neyi satın aldığına dair herhangi bir bilgimiz yok. Yani iddianame gerçekten o kadar kopuk kopuk, yani koparmak için ilişkileri birbirinden koparabilmek için biz birisi oturmuş şeyleri bağlantıları kesmeye çalışmış. Yani iddianameyi zaten soruşturma daha önce biliniyordu, nerelere ulaşabileceği biliniyordu. Birisi yani son görevlendirilen savcı anlaşılıyor ki bağlantıları kesebilmek için ekstra baya bir çaba sarf etmiş. Gelelim Ahmet Yiğit Yıldırım'a Ülke Ocakları Genel Başkanı. Dosyada aslında onun da adı geçiyordu ama iddianame de adı geçmiyor. Onun ve 17 kişinin dosyası ayrıldı. Niye ayrıldı bilmiyoruz. Normal şartlarda bu cinayetle ilgili Ahmet Yiğit Yıldırım hakkında yurt dışına çıkış yasağı var. Tutuklananlardan biri değildi ama hakkında yurt dışı yasağı verilen isimlerden birisiydi. Ve 17 kişi içinde Ahmet Yiğit Yıldırım'ın da olduğu dosyası ayrıldı. Niye ayrıldı dediğim gibi bilmiyoruz ve niye daname dadı geçmiyor onu da bilmiyoruz. Hem Tolgahan Demirbaşla hem Emre Yüksel'le şey, e, kilit isimlerden birisi. İkisinin ortak kesişme noktalarından birisi. Hem Sinan Ateş'in hem de avukatının e, bir kısım bilgilerinin emniyet kaynaklarından, emniyet veri tabanından e, taranması talimatını verdiği kişi olduğu ee, Tolga Han Demirbaş'ın telefonda yapılan araştırma sonunca ortaya çıkmıştı ama <laughs> iddianameyi yapan, yazan en son iddianameye son şeklini veren savcı bu bilirkişi raporundan da çok fazla yararlanmamış. O bilirkişi raporunu da doğrudan çöpe atmış. Öyle anlaşılıyor. Gelelim Olcay Kılavuz'a. Ee, cinayet sırasında MHP e, milletvekiliydi, Mersin milletvekiliydi. Sinan Ateş'le kişisel husumeti de vardı. O da biliniyor. Ama MHP yönetimine yakınlığı da herkesin malumu MHP'nin polis içerisindeki e, amiri gibi yani polis içindeki e, şeylerin e, MHP'li polislerin emniyet içerisindeki MHP'li polislerin e, reisi konumundaydı. Yani özel harekat e, birimlerindeki teftiş görüntülerinden tutun da polis içerisindeki şey yani emniyet genel müdürü gibi davranan bir adamdı. Bunun da ötesinde cinayet günü Tolga Han Demirbaş kaçıp saklanmak istediğinde kimin yanında gitti? Olcay Kılavuz'un yanına gitti. Hatta Olcay Kılavuz'un Tolga Han Demirbaş'ı almaya gelen polislerle çıkıp kapıda tartıştığı siz gidin sahibinizi bana gönderin e, gibi ağır ifadeler, hakaret amiz ifadeler yani affedersiniz köpeklere, şey polislere köpek muamelesi yapıyor. Siz gidin siz kapımda havlamayın gidin sahibinizi bana gönderin filan türünden şeyler söylüyor. Bütün bu suçlanan kişilerin, sanık tutuklu ya da tutuksuz sanık kişilerin kesişim noktası, kesişim kümesi olcay kılavuz ama iddianamede onunla ilgili de tek kelime geçmiyor. MHP üs yönetimine gelelim. MHP üs yönetimin olcay kılavuz ara eleman olarak bu cinayetten MHP üs yönetimiyle iletişimi, ilişkileri yönetmiş kişi olarak görünüyor. MHP üs yönetimi normal şartlarda hani, Ülke Ocakları Genel Başkanlığı çok hem sembolik bir makamdır hem de MHP'nin gençlik örgütüdür, arka bahçesidir. MHP için çok önemlidir ve bir önceki dönem e, genel başkanı bir suikaste kurban gidiyor, sokak ortasında beş kurşunla öldürülüyor, dört tanesi e, kafasına isabet ediyor, yani yüz bölgesine ifade, isabet ediyor diyelim. Bu şekilde öldürülüyor ve MHP Genel Merkezi, MHP yöneticileri... E, Eski genel başkanlarına sahip çıkmak, çoluk çocuğuna sahip çıkmak, cinayetin e, takipçisi olmak şöyle dursun, Cinayeti örtbas edebilmek için büyük bir çaba içerisindeler. Bu çabayı birileri niye gösterir? Tam tersini yapmaları gerekirdi değil mi? Yani bakıyorsunuz işte MHP'de ya da AKP'de en ücra köşedeki bir ilçe başkanı, bir ilçe yöneticisi hayatını kaybettiğinde... <laughs> ta genel başkanlar taziye mesajı yayınlar, ailesini ararlar vesaire filan. Bu kadar önemli, bu kadar partide kilit noktada görev yapmış bir adam ki genel merkezde de e, şeyin özel kalem müdürlüğünü yapmış, büyük atamanın genel sekreter, büyük atamanın e, özel kalemliğini de yapmış Sinan Ateş. Böyle bir isim sokak ortasında hunharca katlediliyor ama MHP yönetimi bırakın takip etmek, tam tersine örtbas etmeye çalışıyor. Neden örtbas etmeye çalıştığı herhalde malumdur. Savcılara gelelim. Yani cinayet bir döngü şeklinde ortak işlenmiş, silsile halinde işlenmiş. Birileri öldürmüş, birileri de örtbas etmeye çalışmış. Bir cinayetten söz ediyoruz. Yargı camiası da e, bu ateşteki kestaneyi birileri ellerini almak istemediler. Kimse... E, bu dosyayla ilgilenmek, bu dosyayı yazmak, bu, do bu iddianameyi yazmak istemedi. Neden? Çünkü e, gerçeği yazdıklarında nereye gideceğini biliyoruz. Gerçeği yazmadıklarında ise bugünkü e, savcının konumuna düşecekler. Mah e, Mehmet Aykut Cihangir'in konumuna düşeceklerdi. E, mesela defalarca başsavcı değişti, başsavcı yardımcısı vekili değişti daha doğrusu. E, defalarca savcısı değişti. Savcılar e, görevli savcı aylarca izne gitti. Böylece dosya donduruldu filan. En sonunda herhalde geldikleri noktada Mehmet Aykut Cihangir diye bir adam bulmuşlar. Ona bu iddianameyi yazdırmışlar. Daha önce de söylemiştim önceki programlarda. Öyle bir noktada bırakmışlar ki Erdoğan isterse bir adım öteye gidip bütün MHP yönetimini al aşağı edebilir. Bu cinayet sayesinde, bu cinayeti kullanarak. Ama bir adım geriye gelip bütün bu cinayeti kapatabilir ve sadece torbacıların öldürdüğü, torbacıların sokak ortasındaki torbacılar mesela hani sokakta birisiyle tartışırlar, çeker bıçağı e, saplarlar falan böyle cinayetlere şahit olabiliriz. Burada bile bir şüphe vardır bir e, hani dönüp bakılması lazım. Şimdi düşünün ki torbacılar e, aylar süren haftalar süren bir takiple polisten de yardım alarak bir cinayet organize ediyorlar tetikçiler. Ankara'dan çıkıp İstanbul'dan çıkıp geliyor. Onların nakliyesinde özel hareket polisleri görev yapıyor. Sonra Ankara'da birileri bunları rehberlik yapıyor, cinayet işliyorlar. Sonra kaçırılıp götürülüyorlar. Yani büyük bir organizasyonla işlenmiş bir cinayeti. Sanki iki tane torbacı şey yaptı, kafası bozuldu, çekti, vurdu şeyine cinayetine dönüştürmeye çalışıyorlar. Ayşe Ateş de zaten bu söylemeye çalışıyor, ısrarla bu konuya dikkat çekiyor. Bir başka önemli konu var. Ona da çok önemli bir konu. Bu, Bununla ilgili çok her önümüze düştükçe haber yapalım demiştik. Her önümüze düştükçe bu haberleri size göstereceğiz demiştik. O da şu yine T24'ten bir özel haber. Candan Yıldız'ın haberi. Sinan Ateş cinayetinde suçlanan sanıklardan pek çoğu COVID izniyle korona döneminde cezaevinden salıverilen insanlar. Bakın her seferinde aynı cümleyi söylüyoruz ya. 70-80 yaşındaki insanlar korona tehditiyle içerideler ve onların hiçbirisini salıvermediler. Ağır hastalıkları olan, kanseri olan, kanserli bir adamı bir de korona hastalığı bulaşırsa ya da başka hastalığı olan bir adamı bir de korona bulaşırsa hayatını kaybeder demediler. kimseyi tahliye etmediler ama biliyorsunuz 80 küsür bin adamı tahliye ettiler. O tahliye edilenlerin büyük çoğunluğu katildi, işte e, kaçakçıydı, hırsızdı, e, tecavüz sanı, sanığıydı. Ve onlar çıktılar icrayı faaliyet etmeye devam ettiler. Mafyayı da çeteleri de tahliye etmişler. Öyle anlıyoruz. Sinan Ateş cinayetinde adı geçen insanlardan e, bir kısmı zaten 20 kişi, 22 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Bunlardan tespit edebildiğimiz kadarıyla 5 kişi korona izniyle tahliye edilmiş. E, birisi ee, mesela Mehmet Yüce e, motosikletle kaçıran Vedat Balkaya'ya motosikleti sattığı iddia edilen kişi korona e, izniyle çıkmış. Hakan Saraç aynı şekilde e, cinayeti organize eden e, ve Ankara'da e, kalacağı evi o, e, ayarlayan kişi olduğu söyleniyor. Daha önce yağma ve kasten yaralama yani tam mafyatik suçlar bundan dolayı cezaevindeyken koronadan tahliye edilmiş. İnan Kurt aynı şekilde Do Doğukan Cep'in yani büyük patronun ee, en yakın arkadaşlarından birisi, e, motosikleti kullanıp tetikçiyi getirip götüren Vedat Balkan yanında yakın arkadaşı ve o da e, pandemi ile birlikte 2020'de cezaevinden çıkmış. Sonra da bu izni biliyorsunuz kalıcı hale getirdiler ve hiçbirisi cezaevine dönmedi. Osman Bayraktar aynı şekilde corona döneminde e, cezaevinde e, çıkanlardan birisi ki bu adam mesela hani, bu tür hakları kime e, yararlandırmazsınız? cezaevinden firar eden adama bir de korona döneminde tahliye etmezsiniz. Bu adam 8 yıl firarda kalmış, 2017'de yakalanmış, 2020'de tahliye edilmiş korona ve pandemiden dolayı tahliye edilen isimlerden bir tanesi. Yani çeten ciddi devlet bir şekilde ya kader ya da eski dönemdeki polislerin marifetleriyle bir şekilde çete yakalanmış ama kalanlar da pandemi döneminde tahliye edilmişler, çıkmışlar. Dışarıda Sinan Ateş cinayetini işlemişler. E, burası da işte e, Türkiye Cumhuriyeti e, yeni bir yargı paketi hazırlıyorlarmış, yeni bir infaz sistemi hazırlıyorlarmış. Gene e, hırsızlardan, katillerden birilerini tahliye edecekler. Ta ki işte Hizmet Hareketi mensuplarıyla Kürt Siyasal Hareketi'ne mensup insanlara biraz daha yer açabilmek için